Sorunlardan bir diğeri de sıradanlaşma. Yani bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz şeyler ya da bizi mutlu eden şeyler bunu sonsuza kadar sağlayamıyor. Belirli bir süre bu mümkün oluyor ve sıradanlaşıyor. Bakın ben profesyonel dünyada yöneticilik yaptığım zaman onun artık benim motivasyonlarımı, hayallerimi ve mutluluk arayışımı karşılamadığını fark ederek çok da iyi bir maaş ve ünvanı ve pozisyonu bırakıp kendi girişimimi kurdum. O girişimi belli bir noktaya getirdik. Çok da güzel işler yaptık. Sonrasında tabii para kazandık, palazlandık. Daha büyük bir yere geçelim dedik. Çok mütevazi şartlarda başlamıştık. Daha güzel bir yere geçtik. Böyle devasa bir terası var. Karşımızda Haliç manzarası. Haliç manzarası İstanbullular için söyleyeyim. Boğaz manzarasından daha güzeldir. Özellikle o şişhane tarafından bakıyorsanız. Zaten o kiralık daire Görür görmez o manzaraya bakar bakmaz dedim ki tamam tutuyoruz dedim. Bayağı da ciddi bir kirası vardı tuttuk ve ben odamı kurdum çok da güzeldi gecem gündüzüm orada geçiyordu çok mutluydum. Fakat bir süre sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir süre sonra şunu fark ettim. Beni orada ziyarete gelen arkadaşlarım ya da tanışmak isteyen insanlar ofisime girince diyordu ki vay canına bu ne kadar güzel bir manzara diyordu. Ben de onlar öyle deyince kafamı kaldırıp şöyle bakıyordum. Ha, ya güzel gerçekten değil mi? Geceleri daha güzel oluyor ışıklar yanınca diyordum. Ve dönüyordum. Yani o uğruna ofisi tuttuğum o eşsiz belki dünyanın başka çok az yerinde olan manzara benim için duvardaki sıradan bir tabloya dönüşmüştü. Sadece yeni gelenler fark edebiliyordu. Mutluluk da böyle bir şey işte. Peşinden koştuğumuz mutluluk ulaştığımız anda anlamını yitiriyor. Mutlulukla ilgili en büyük problemlerimizden biri de tahammülsüzlük. Bir önceki telaş çağı bölümünde detaylarını aktarmaya çalıştığım telaşın telaş etme halimizin kaçınılmaz sorunu ne? Tahammülsüzlük. Hiçbir şeye tahammülümüz yok. En küçük bir soruna bile tahammülümüz, toleransımız yok. Müsamahamız yok. Bunu en çok neyde görüyoruz? Tatillerde görüyoruz. Sene boyunca çalışıyoruz kısıtlı bir günümüz var. Bütün sene boyunca belki para biriktirmişiz. Üstelik belki 12 ay boyunca o bir hafta 10 günlük 15 günlük tatilin taksidini ödeyeceğiz. Gayet özene bezene seçerek bir şey bulmuşuz. Ve istiyoruz ki kusursuz olsun. O kadar tahammülsüzleşiyoruz ki yemekhanede çıkan yemeğin birazcık soğuk ya da bilmem tuzlu olması büyük dert. Aman havlunun kenarı püsküllenmiş. İşte deniz kenarında şezlong kalmamış. Ona bağır buna çemkir ona üzül bir de aranda kavga et falan filan. Mutlu olmak için girdiğimiz bir çaba en mutsuz olarak döndüğümüz uğraşa dönüşüyor. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Mutlulukla aramızdaki en büyük parazit bu işte. Tahammülsüzlük. Tahammülsüz birinin mutlu olma ihtimali yok. Mecburuz biz tahammül etmeyi öğreneceğiz. Tahammül etmeyi öğrendikçe mutluluk gelip bizi yakalayacak.